Felsefe Atölyesi'nden herkese merhabalar. TET Felsefe kampımıza hoş geldiniz. Felsefenin temel konuları ve problemlerinden ahlak felsefesinin ikinci bölümünü işliyoruz. Bizi bekleyen çok önemli bir soru var. Haydi soralım ve başlayalım. Sorumuz evrensel ahlak yazısı var mıdır? Bir tarafta olmadığını iddia edenler bir tarafta da var olduğunu iddia edenler var. Peki bu sorun ne demek hocam? Herkesin üzerinde anlaşabileceği, genel geçer olan, herkesin tabi olabileceği evrensel ahlak yasası olabilir mi? Mesela yardımseverlik, mesela doğru söyleme, mesela bencillik yapmama, iftira atmama gibi temel yasalar olabilir mi ve buna herkes uyar mı? uymaz mı tartışmasını görüyoruz. Yani evrensel ahlaki bir ilke olabilir mi tüm insanlık için? Bazıları evet bazıları hayır demişler. İlk olarak hayır diyenleri görelim. Kimmiş bunlar? Bunlar hedonizm, pragmatizm, anarşizm, nihilizm, egoizm ve egzistanyalizmmiş. Bakalım niçin evrensel ahlak yazısı olamaz diyorlar. İlk olarak pragmatizmi görüyoruz. Pragmatistlere göre ahlaki eylemin amacı faydadır. E fayda da kişiden kişiye değiştiği için evrensel ahlak yazası olamaz. Senin için faydalı olan benim için olmayabilir. Senin benim için faydalı olan şey başkası için faydalı olmayabilir. O yüzden evrensel ahlak yasası yoktur. Bireysel fayda olduğu için evrensel ahlak yasası yoktur. Temsilcimiz William James ve John Dewey'dir. Gelsin ikinci akımımız. Hedonizmi görüyoruz. Hazcılığı görüyoruz. Ahlaki eylemin amacı Hazdır. Haz denilen şey nedir? Keyif verendir, mutluluk verendir, hoşa giden şeydir. Peki senin haz aldığınla benim haz aldığım, onun haz aldığı bir midir? Değildir. O halde herkesin ortak bir hazı olmadığına göre evrensel ahlak yazısı olamaz. Örnek verelim paraşütle uçmaktan keyif alır mı herkes? Herkesin böyle bir hazı olabilir mi? Olamaz. Balık yemeyi seviyorum belki sen sevmiyorsundur. Dolayısıyla herkesin haz aldığı şeyler farklıdır. Evrensel ahlak yasası olamaz. Bu akımın temel düsturu hazla yaklaş, acıdan uzaklaş. Ve bu akımın temsilcileri Epikuros ile Aristipos'tur. Peki her ikisi de aynı haz anlayışını mı savunur? Hayır. Aristipos her türlü hazın peşine gider. Özellikle maddi hazları önemser. Ama Epikuros der ki, küçük süreli ya da kısa süreli daha doğrusu budur. Kısa süreli hazlar uzun süreli mutsuzluklar verebilir. O yüzden önemli olan maddi hazlar değildir, ruhsal hazlardır. Bize mutluluk verecek şey ruhsal hazlardır. Uzun süreli hazlardır ve bununla ilgili de bir soru geldi. TT 2020'de geldi hem de. Şunu söylüyor. Soru da bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz demiş. Ve parçada da Epikuros'un haz ahlakı anlatılmış ve bundan bahsedilmiş. O halde biz boşu boşuna Aristipos ile Epikuros arasındaki ayrıma gitmedik. Epikuros'un haz anlayışı nedir? Ruhsal temelli bir hazdır. Uzun süreli hazlardan bahseder. Kısa, süre haz, kısa süreli hazlardan kaçınır. Çünkü onlar uzun sürede insana acı verir. Gelelim anarşizme, gelelim düzensizliğe, gelelim kuralsızlığa, gelelim başkaldırıya. Hocam ne oluyor demeyin çünkü anarşizm böyle bir şey. Kuralsızlık, düzensizlik baş kaldırıdır. Bireysel iradeye, bireysel özgürlüğe önem veren yaklaşımdan bahsediyoruz kardeşim. Başka nasıl anlatılabilir bu? Bu diyor ki başta devlet olmak üzere Tüm otorite, ki, yani otorite olan kurumları kaldırın, okulları kaldırın, belediyeleri, hükümetleri, ahlakı, dini, her şeyi kaldırın. Birey özgür olsun. Özgür olan birey mutludur. Yani düzensiz bir ortamda yaşayan birey daha mutludur. Düzen ve baskı altında yaşayan birey mutsuzdur diyor. Temsilcilerimiz Prodon, Bokunin, Kropdin ve Stöner'dir diyelim. Sonra nihilizme geçelim. Nihilizmi biliyoruz. Neydi? Hiççilik de hocam. Neydi? Tüm değerleri reddeden bir akımdı. Temsilcileri Gorgias ve Nietzsche'ydi değerli arkadaşım. Nietzsche der ki ahlakın kendisi deli gömleğini giymeye benzer. Ahlak uydurulmuş kurallar bütündür. Bir aldatmadır. Hristiyanlığın uydurduğu şeylerdir diyor. Ve Hristiyanlığı acımasızca eleştiriler getiriyor. Kendisi şundan bahseder. İki türlü ahlak vardır. Bir sıradan insanların inandığı köle ahlakıdır. Acımanın ondan sonra sürüyle inanmanın dinin gelenek göreneklerin olduğu bir ahlaktır. Ama efendi ahlakı üst insanın üstün insanın güçlü insanın inandığı kendi değerlerini kendisi yarattığı bir ahlaktır ki ona göre modern insanın ahlakı çökmüştür. Yapılması gereken üstün insanın güçlü insanın kendi değerlerini yaratmasıdır. İşte böyle bir akım evrensel ahlak yasasından bahseder mi? bahsetmez hocam. Gelelim egzistanyalizme yani varoluşçuluğa yani Satır, Kierkegaard, Albert Camus ve Heidegger'in görüşlerine gelelim. Bunlar temelde neyi söylüyorlar? Varoluş özden önce gelir. İnsanoğlu ilk başta var olur sonra kendi özünü kendisi kurar. Doğuştan insanın iyi ya da kötü olması, yalancı olması, dürüst olması, hırsız olması, suçlu olması gelmemiştir. Başarı da başarısızlık da iyi de kötü de kendi eylemlerimiz sonucunda elde ettiğimiz davranışlardır. Ahlaki durumlardır. Yani bizi biz yapan şey kendi eylemlerimizdir. O yüzden evrensel ahlak yasası olamaz. Bireysel bir ahlaktan, bireysel bir değerden bahsedebiliriz diyor. O halde evrensel ahlak yasası egzistanalizme göre de yoktur. Geldik egoizme yani bencilliğe geldik. Bu akıma göre insan doğası gereği bencildir. İnsan her zaman kendi düşünür. İnsan her zaman kendi benini düşünür. Beni değil ha kendi benini düşünür. Kendisini düşünür. E dolayısıyla evrensel ahlak yasası olamaz. Herkes kendi benini düşündüğünde, herkes kendi çıkarını düşündüğünde evrensel ahlak yasası olabilir mi? Olamaz hocam. Bu akımın temsilcisi olan Hobbes şöyle der. İnsan insanın kurdudur. Her insan başka bir insan için tehlike arz etmektedir ve insanlar her zaman kendi benliğini düşünür. Çünkü insanlar doğuştan kötüdür. E i̇nsanlar bencil olduğuna göre, kendi çıkarlarını düşündüklerine göre evrensel ahlak yazısı olamaz. Gelelim çıkmış olan soruya. MSÜ 2018. Bu parçada dile getirilen görüş aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir? Hobbes'un görüşünü biliyoruz, egoizmi biliyoruz, bencilliği biliyoruz ve Hobbes'u işaretliyoruz. Geçelim evrensel ahlak yasasının olmadığını savunanların genel tablosuna, özetine başlayalım. Hedonizmin anahtar kelimesi haz, temsilcileri Aristos ve Epikiroz'dur. Pragmatizm, anahtar kelime fayda, temsilcileri William James ve John Dewey'dir. Üçüncü akımımız Anarşizm, anahtar kelime, düzensizlik, kuralsızlık, bireysel özgürlük, temsilcilerimiz Proudhon ve Stoner'dır. Nihilizm, anahtar kelime, hiççilik ya da tüm değerlerin reddedilmesidir. Temsilcimiz Nietzsche ve Gorgias'tır. Egoizm, anahtar kelimen bencillik, temsilcin Hobbes. Existanyalizm, anahtar kelimen varoluş ya da varoluş özden önce gelir ve bireysel iradeyi de koyabilirsin. Temsilcilerin satır. Albert Camus, Heidegger ve Kierkegaard'ı sayabiliriz. Şimdi gelelim evrensel ahlak yasası vardır diyen görüşlere. Hocam burada da bir tuhaflık var. Şimdi adam diyor ki evrensel ahlak yasası vardır. Öznel temelde vardır demiş bir de nesnel temelde vardır. Yani bunlar bile kendi aralarında anlaşamıyorlar. Neyse öznel temelde vardır diyenler kimmiş? Utilitarizm ve entüsyonizm. Nesnel temelde vardır diyenler erdem ahlakı, ödev ahlakı ve ahlaksal determinizmdir. Öncelikle şu öznel ve nesnel meselesine değinmek lazım. Öznel temelde evrensel ahlak yasası vardır demek ne demek? Şu demektir. Evrensel ahlak yasası vardır. İnsan için insanla birlikte vardır. Bak tekrar söylüyorum. İnsan için insanla birlikte vardır. Demek ki insanla birlikte oluşur. insanla birlikte değişir. Kaynağı insanın kendisidir. Peki hangi görüşler var? Mesela utilitarizm var. Utilitarizm ne demek? Düzgün de okuyalım. Utilitarizm. Ne demek bu? Faydacılık. Hocam bir dakika bir dakika bak şimdi pragmatizm de faydacılıktı. O evrensel ahlak yasasının olmadığını söylüyordu. Utilitarizm de faydacılık bu sefer vardı diyorsunuz. Bir çelişki var yakaladım. Gözümden kaçmadı demeyin yakalayın. Çünkü açıklamasını yapacağım. Pragmatizm de faydacılık. Evet Orada bireysel fayda var hocam. Bireysel fayda varsa evrensel ahlak yasası yoktur. Utilitarizm toplumsal bir faydadan bahsediyor. Eğer hepimiz için geçerli bir fayda varsa evrensel ahlak yasası vardır diyor ve temsilcileri bile farklı. Jeremy Bentham, John Stuart Mill'dir. Tekrar söylüyorum. Bireysel fayda varsa pragmatizme gidiyoruz. Evrensel ahlak yasası yoktur diyoruz. Eğer toplumsal fayda varsa utilitarizme gidiyoruz ve evrensel ahlak yasası öznel temelde vardır diyoruz. Gelelim entüsyonizme. Hocam biliyoruz zaten bunu ya. Daha önce gördük. Neydi hocam? Sezgicilikti. Temsilcilerimiz kimdi? Henry Bergson ve idi. Ne diyordu? Doğru bilgi sezgilerin bilgisidir. Burada ne diyecek? İyinin de kötünün de kaynağı sezgidir. Ahlaki eylem sezgiye uyarak yapılan eylemdir. Sezgilerine uy ki doğru olanı, ahlaki olanı yapabilesin. Sezgilerine uymuyorsan o halde kötü olana karar verirsin diyorlar diyelim ve nereye geçelim? Nesnel temelde evrensel ahlak yasası vardır diyen yaklaşımlara geçelim. Ama öncelikle objektif temelde evrensel ahlak yasası vardır demek ne demek ona bakalım. Diyor ki evrensel ahlak yasası vardır. Bizim dışımızdadır. Biz ona sadece tabi olur. Yani bize bağlı değildir diyor. Mesela dinler buna örnek verilebilir. Biz ne yapıyoruz? Kur'an-ı Kerim'deki e, kurallara, yasaklara sadece uyuyoruz. Haşa biz mi koyduk? Hayır. Biz konulmuştu. Ona tabi olduk. Bizim dışımızda Allah tarafından konulmuştu. Biz ona Tabi oluyoruz. İşte objekti temelde evrensel ahlak yazısı böyle bir şey. Bütün dinlerde böyle bir durum söz konusu. Özellikle tek tanrılı dinlerde. Peki hocam hiç filozof yok mu? Var. Aristo, Platon, Sokrates, ondan sonra Farabi, Spinoza ve Kant da var. Onları da görelim. İlk olarak Erdem ahlakıyla başlayalım. Diyor ki bu ahlak insanın mutlu olabilmesi için gerekli ahlaki davranışın bilgiyle elde edilebileceğini savunuyor. Özellikle bunu Sokrates söylüyor. Diyor ki Ahlaki eylemin amacı mutluluktur. Mutluluk da bilgiyle elde er Ve bilgi erdemdir. Bilgi doğru eyleme bilgisizlikle kötülüğe götürür. Hiçbir insan bilerek kötülük yapmaz. Cahiller, cehalet sahibi olanlar kötülük yaparlar. Çünkü onlar bilgiye sahip değillerdir. Bilgiye sahip olan insan kötülük yapmaz. Çünkü Sokrates'e göre insan bilerek kötülük yapmaz. Gelelim Platon'a. Platon'a geldiğimizde aslında hemen tahmin etmeniz lazım. Mutlaka idalar kuramı ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Platon idalar kuramını savunuyor mu? Savunuyor. Peki gerçek ahlaki durum nerededir ya da ahlaki davranış nasıl olur? İyi idasına uymakla olur. Bak adam idalar dünyasını her yerde savunuyor. Diyoruz ki ahlaka geldik, ahlak felsefesine geldik. Diyoruz ki ahlaki eylemin kaynağı nedir? En yüksek ideal olan iyi diyor. Peki Aristo ne diyor? Aristo diyor ki ahlaki eylemin amacı mutluluktur. Mutluluğu sağlayan bilgidir. Ama o ayrıca ölçülü olmaktan bahseder. Altın orta kuralı vardır. Ona göre uçlarda yer almayacağız. Biz ortada merkezde yer alacağız ölçülü olacağız. Buna yine değineceğiz. Farabi de diyor ki ahlaki davranışlarımızın amacı iyi olmadır. Bu iyi olmaktan kası, e, kastı daha doğrusu Tanrı'nın emirlerine uymaktır. Tanrı'nın emirlerine uyarsak iyi, uymazsak kötüdür. Şimdi gelelim ahlaksal determinizme. Hocam bir saniye siz anlatmadan ben buradan bir şey çıkaracağım diyorsan birlikte yapalım. Determinizm nedir? Bahsettiniz değil mi? Bahsettim. Neydi? Doğada zorunlu bir neden sonuç ilişkisi var diyordu. Önce neden gelir? Sonra o neden bir sonuca neden olur? O sonuçta başka bir olayın nedeni olur. Hmm, o halde ağlaksal determinizmde zorunlu bir neden sonuç ilişkisi mi var? Aynen öyle. Temsilcisi kim? Spinoza. Spinoza doğa ile Tanrı arasında bir ayrıma gitmez. Doğa ve Tanrı birdir. Tanrı her yerde ve her şeydedir. O halde doğanın yasaları Tanrı'nın yasalarıdır. Doğanın yasalarına uymak, Tanrı'nın yasalarına uymak demektir. O halde doğaya uygun yaşamak, iyiliğin de ahlaklı olmanın da koşuludur. Zorunlu olarak bunu bizim yapmamız gerektiğini söyler. Ve bizim arzularımızın, tutkularımızın kölesi olmamamız gerektiğini de söyler. Onları baskılamamız gerektiğinden de bahseder değerli arkadaşım diyelim ve nereye geçelim? Ödev ağlakına. Sana güzel bir ödev geliyor. Ödevi gördüğün her yerde aklına kant gelecek baksana ödev verdim. Ödevi gördün her yerde ne gelecek aklına? Kant gelecek. Ödev nedir? Buyruktur. Ödev nedir? Emirdir. Ödev yapmamız gereken koşulsuz buyruklardır. İşte yapmalısın, yapmamalısın şeklindeki yasalardır. Peki bunlara bir koşul bakarak ya da bir çıkara bakarak mı yapıyoruz? Hayır tamamen çıkarsız ve koşulsuz bir şekilde yapıyoruz. Mesela yardım etmelisin. Yalan söylememelisin. Baban da olsa yalan söylememelisin diyor. Yani çayıtlık edeceksen baban da olsa yalan söylememelisin. Çünkü ödevimiz bu. Görevimiz bu. Sorumluluğumuz bu diyor. Ve aynı zamanda kantı gördüğünde aklına iyi niyet gelecek. Bir eylemin ahlaki eylem olabilmesi için temelinde iyi niyet olması lazım. Sonucuna bakarak bir eylemin ahlaki olup olmadığını değerlendirmiyoruz. Bununla ilgili bir örnek vereyim. Diyelim ki içimden geldi bir kişiye bir tele verdim. Ama hiç kimse görmedi. Sadece içimden geldi verdim. Caminin çıkışında camide yardım toplayacaklar. Bir kişi çıkardı bir trilyon verdi. Niçin verdi? Millet görsün, tebrik etsin, hayırsever desin diye verdi. Benim verdiğim bir TL, onun verdiği bir trilyondan daha değerlidir. Benim yaptığım eylem daha halakidir onunki Kant'a göre ahlaksız bir eylemdir. Çünkü o eylemin sonuçlarına bakarak yapmış. Dolayısıyla değerli arkadaşım bu ahlaki bir eylem olamaz. Şimdi geçelim çıkmış soruya. Mesele 2021'de ne sordu? Bu davranışın Kant'ın ahlak anlayışında ahlaki bir değere sahip olabilmesi için emrenin bunu hangi motivasyonla yapması lazım? İyi niyetle yapması lazım. Sonuca bakarak yapmaması lazım. Son olarak evrensel ahlak yasasının var olduğunu söyleyen yaklaşımları özetleyelim. Ne diyordu? Nesnel temelde var olan yaklaşımlar diyordu ki ahlak yasası vardır. Yani evrensel ahlak yasası vardır. O bizim dışımızdadır. Bize empoze edilmiştir. Biz sadece uyarız. Peki bunu kimler söylüyordu? Erdem ahlakına sahip olan Sokrates, Platon, Farabi gibi kişiler söylüyordu. Ve bunlar Erdem'in temeline bilgiyi koyuyorlardı, mutluluğu koyuyorlardı. Onun dışında ödev ahlakını gördük. Temsilcimiz Immanuel Kant'tı, anahtar kelimemiz, kelimemiz ödevdi ve iyi niyetti. Ahlaksal determinizmi gördük, Spinoza'nın yaklaşımını gördük, anahtar kelimemiz zorunluktu. Gelelim öznel temelde evrensel ahlak yasasının olduğunu savunanlara. Ne diyordu? Evrensel ahlak yasası vardır ama bizim için bizimle birlikte var. Bizim dışımızda yoktur diyordu. Ve bu yaklaşımlardan utilitarizm diyordu ki evrensel ahlak yasası vardır eğer toplumsal bir fayda varsa. Temsilcimiz kimdi? Jeremy Bentham ve John Stuart Mill'di. Son olarak entüisyonizme bakalım. Entüisyonizme göre Ahlakın temelinde var olan şey nedir? Sezgidir. Sezgilerine uyarak hareket edersen iyi olanı yaparsın. Temsilcileri Henry Bergson ve gazalıydı diyelim ve ahlak felsefesini burada bitirelim. Bir sonraki konuda görüşelim. Hoşçakalın.